Herkese merhaba değerli takipçilerim ve kanalıma yeni katılan arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çiçek ve bitkilerimize unlu bit, yaprak biti, pamuklu bit neden olur? Bunlarla nasıl mücadele ederiz? Evde hazırladığımız ev yapımı doğal ilaçlarla bu bitlerle mücadele edebilir miyiz? Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım sizlere. Çiçek ve bitkilerimize unlu bit neden olur? Birincisi, toprağın kalitesiz olmasından dolayı olur. İkincisi, düzensiz ve aşırı sulamadan dolayı olur. Üçüncüsü, düzensiz ve olur olmaz besin takviyesi vermemizden dolayı olur arkadaşlar. Olur olmaz besin türleri verdiğiniz zaman toprak kaliteli ise bile kalitesiz olmasına neden olur. Bu da birçok hastalığa davetiye çıkartır. Şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi unlu bit olmuş. Şöyle. Bir de şöyle. Şuralarda var. Şöyle gördüğünüz gibi yaprağın arkasında var. Yaprağın özünü yiyorlar. Bu çiçeğimde de neden unlu bit oldu arkadaşlar? Balkondaydı bu çiçeğim. Balkonda biraz soğuk. Sulamıştım. Yüzeyde sürekli nemli kaldığı için, balkon soğuk olduğu için toprak kurumamış. Bu da gördüğünüz gibi hemen unlu bit olmasına neden olmuş. Bu unlu bitler nemli toprağı çok sever. Genelde menekşeler de gözükür bu unlu bitler. Çünkü menekşe yaprakları saksının ağzını bütün kapattığı için toprağın altı hep ıslak kalıyor, nemli kalıyor. Bu da unlu bit olmasına neden oluyor. Menekşeyi de sularken alttan sularsanız toprağın yüzeyi kuru kalır, unlu bit olmaz. Bu da aklınızda olsun. Menekşeyi buradan sulamayın arkadaşlar. Dediğim gibi toprağın kaliteli olmasına özen gösterin. Toprak ne kadar kalitesiz olursa o kadar çok unlu bit olur. Çeşitli hastalıklar olur. Bu unlu bitleri gördüğünüz zaman hemen müdahale edin. Hiç beklemeyin. Çünkü çok hızlı yayılıyorlar. Çok yumurtluyorlarmış bu unlu bitler. Yani ben araştırdım, günde binlerce yumurta bırakıyorlarmış arkadaşlar. Çok hızlı çoğalıyorlar. Eğer yanında böyle çiçeklerde varsa onlara da bulaşır, içinden çıkılmaz hale gelir. Ben de birçoğunuz gibi önceleri ilk çiçek bakmaya başladığımda çiçeklerimde böyle unlu bit olmuştu. Önceleri bu konularla ilgili fazla bir tecrübem yoktu. Daha sonra YouTube'a baktım işte bunlarla nasıl mücadele ederiz. Bunlardan nasıl kurtulurum diye. Çünkü çiçeklerimi çok sarmışlardı. YouTube'da baktım. Birçok arkadaşımız tarifler vermişti. Ben de tarifleri uyguladım. Şöyle bilirsiniz bunları. Birçoğunuz hazırlamışsınızdır bu tarifi. Şöyle arkadaşlar. 2 diş sarımsak. Ben size şimdi bunun detayını da anlatacağım. Faydasını, zararını. Çünkü ilk zamanlar benim de tecrübem yoktu. Daha sonra öğrendik ama. Şöyle 2 diş sarımsak doğrayın veya ezerek 1 litrelik peçenenin içerisine atıyoruz. Daha sonra 1-2 kaşık Arap sabunu. Şöyle 2 kaşık. Yaklaşık 1-2 kaşık da zeytinyağı veya sıvı yağ. Şöyle arkadaşlar. Bazılar da Arap sabunu yerine bulaşık sabunu karıştırıyorlar. Daha sonra hazırladığımız bu karışımı güzelce çalkalıyoruz. Gördüğünüz gibi olduğu gibi köpük oldu. Bu karışımı ben tarifler doğrultusunda her gün sıkmıştım bu unlu bitleri. Çiçeği kurutmaktan başka hiçbir faydası yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size.
Böyle bir karışım hazırlayıp çiçeklerinize kesinlikle sıkmayın. Kurutuyor çiçekleri. Ben 5-6 tane çiçeğimi bu karışım yüzünden kaybettim. Çiçeklerin yapraklarını yakıyor, kurutuyor. Bazıları sadece Arap sabunuyla tarif veriyor. Bazıları bu şekilde, bazıları bulaşık sabunuyla tarifler veriyor. Ve faydalarını gördüklerini söylüyorlardı. Ben de hani onlara inanarak böyle karışımlar hazırladım. Çiçeklerime sıktım. Söylediğim gibi hiçbir faydası olmuyor. Çiçeği kurutmaktan başka. Paylaşanlar da işte şöyle faydasını gördüm. Çiçeklerinde böyle faydasını gördüm. Çiçeklerinde bit kalmadı, böcek kalmadı diye paylaşıyorlar. Yani faydasını gördüm diye paylaşım yapacağına, zararını gördüm, siz de yapmayın diye paylaşım yapsalar daha iyi olur. Böyle karışım yaparak çiçeklerini sakın sıkmayın arkadaşlar. Faydasından çok zararı oluyor. Bu bitlerle mücadele etmenin en iyi yolu zirai ilaç arkadaşlar. Çiçeklerinize ne kadar bit olursa olsun tek seferde öldürüyor hepsini arkadaşlar. Bununla 10 kere püskürtmek yerine bununla bir kere püskürttüğünüz zaman yetiyor. Hepsini öldürüyor arkadaşlar. Ben şöyle gördüğünüz gibi hazırlıyorum. Gördüğüm zaman öyle böcek falan hemen sıkıyorum, hemen yok ediyor. Nasıl hazırlıyoruz arkadaşlar bunu? Şöyle yarım litre pet şişeye dolduruyoruz. Oda sıcaklığında dinlenmiş suyu. Daha sonra zirai ilaçtan 2 çay kaşığı bu suya karıştırıyoruz. Çok etkili. Tek seferde yok ediyor arkadaşlar. Tek seferde. Yalnız bunu hazırlarken elinizde eldiven olsun. Eldivenim yok benim, kusura bakmayın. Çok dikkat edin bu ilacı hazırlarken. Yanınızda çocuk falan bulundurmayın. Mümkünse açık alanda yapın. Balkonda falan. Daha sonra bunu güzelce çalkalıyoruz. Çalkalarken ağzının iyice kapalı olduğundan emin olun. Etrafa sıçramasın. Bu ilacı sıkarken arkadaşlar, eğer açık alanda sıkıyorsanız rüzgarı arkanıza alın, sıkın. Rüzgarı önünüze doğru alıp sıkmayın. Çünkü yüzünüze doğru gelir ilaç. Dikkat edin buna. Mutlaka maske takın ve eldiven takın arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Bu ilacı sıkarken yanınızda çocuk falan, evcil hayvan sakın olmasın. Açık alanda sıkın mümkünse. Dediğim gibi rüzgarı arkanıza alarak sıkın. Bunu burada hazırlıyorum ben. Balkonda sıkacağım arkadaşlar çiçeği. Daha sonra hazırladığımız bu karışımı şöyle fıs fıslı şişemize dolduruyoruz. Daha sonra dolduruyoruz. Bu peti güzelce çalkalayın, çöpe atın arkadaşlar. Eğer böyle mutfakta hazırladıysanız burayı deterjanlı suyla güzelce silin. Çay kaşığında bol deterjanlı suyla yıkamayı unutmayın. İlacımızı hazırladık. Şimdi balkonda uygulama aşamasına geçelim. Şu uzaktan arkadaşlar sıkarken de fazla yakından değil, uzaktan şöyle püskürtüyoruz. İlacı sıkarken çok dikkat edin arkadaşlar. Ellerinizi güzelce yıkayın daha sonra deterjanlı suyla. Yanınızda evcil hayvan falan olmasın, çocuk falan olmasın. Bunlara çok dikkat edin. Tek seferde bu bitlerden
kurtulursunuz arkadaşlar bu ilacına. Evde yaptığımız ilaçların hiçbir faydası yok zararından başka. Çiçekleri kurutuyor. Bunun öyle bir zararı yok. Çiçeklere bir zarar vermiyor. Sadece böcekleri öldürüyor. Güzelce arkalarına falan sıkın. Mutlaka maske takın. Eğer bahçede falan sıkacaksanız bu ilacı, rüzgarı arkanıza alın. Güzelce şöyle toprağını da biraz sıkın. Çünkü yumurtası falan toprağa dökülmüş olabilir. Onlar da bu şekilde ölüyor arkadaşlar. Şöyle arkalarını sıkın. Bu kadar arkadaşlar. Bir hafta sonra tekrar sıkıyoruz. Eğer çok ise tek sefer sıkın. Bir hafta sonra baktığınız tek tük kalmışsa yine sıkın. Ondan sonra zaten bir şey kalmıyor. Hepsi de kuruyor, ölüyorlar. Kalan ilacın üzerine de böcek ilacıdır diye yazıp çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yüksek ve serin yerlerde muhafaza edin arkadaşlar. İlacı sıktıktan sonra evde aklı saran çocuk varsa yetişkin, onlara bu çiçeğe ilaç sıktığınızı, ona yanaşmamasını söyleyin. Eğer bu ilacı da çıplak elle hazırladıysanız ellerinizi sakın ağzınıza yüzünüze vurmayın. Güzelce deterjanlı bir suyla yıkayın. Bu söylediklerime de dikkat edin arkadaşlar. Videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.